Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir tamir tadilat videosunda daha beraberiz. Bugün ne yapacağız? Opel Corsa 1-2 C kasa diye geçen bir aracım var. Bu aracımın yan kapısındaki cep diyoruz sanırım onlara. Kapı cebi kırılmıştı arkadaşlar. Eklem yerlerinden kırılmış yani. Bunun yerisini almak biraz masraflı olduğunu düşündüğüm için şimdi gidip yapıştırıcı aldım. Bu yapıştırıcıyla bunu yapıştıracağız ve nasıl uygulandığını, yapıştırma işleminin nasıl yapıldığını göstermek istedim. Eminim ki bazı işler hepinizin elinden geliyordur. Bazıları da uzmanlık gerektirir. Bunun çok uzmanlık gerektiren bir iş olmadığını düşünüyorum. Ama gene de size anlatıp göstermek istedim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi benim yan cep kırıldı arkadaşlar. Eklem yerlerinden. Şimdi bunu yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Sonra da şu bantla tutturacağız. Bunun için çabuk kuruyan yapıştırıcı kullanacağım. Bunu BİM'den aldım arkadaşlar. İlla ki başka markalar da vardır ama ben bunu aldım BİM'den. Bunu deneyeceğiz. İlk önce şu yapıştırıcıyı süreceğiz. Şunu, bununla da sprey olanla da çabuk kurumasını sağlayacağız. İlk önce bunu bir ıslak mendille temizleyelim. Şöyle kirli biraz. Sonra kurutalım ve yapıştıralım. Bunu bu şekilde siliyorum. Sonra da kuru bezle kurulayacağım iyice. Temiz olsun ki iyi yapışsın. Kirli olmamasına dikkat edin. Onu bu şekilde ıslak mendille temizledim. Arkadaşlar bu parçaların yenisi çok para yani. Pahalı. O yüzden hani yapabiliyorsak kendimiz yapmaya çalışalım. Yani en azından elinizden geliyordur. Yani bir yapıştırma işlemi de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani ben de o yüzden yapabildiğim her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Yani sizlere de anlatmaya çalışıyorum. Bunu buraları da temizleyelim, bir silelim. Maalesef ki bu kırıldı bu şekilde. Şimdi kuru bezle kuruluyorum. Buraları iyice. Yapıştırıcı bu şekilde. Şöyle başlığını açıyorum. Bu başlığını da böyle kesiyorum arkadaşlar. Bunun daha sonra ağzını iyice kapatmanız lazım. Yoksa bu donuyor arkadaşlar. Bu şekilde açıyorum. Spreyi de bu şekilde. Şöyle. Bu birçok yüzeyde kullanılabiliyor arkadaşlar. Ahşap yüzeyler, plastik yüzeyler, işte birçok şeyi yapıştırdığı söyleniyor. Şimdi bunu şu şekilde sürüyoruz. Böyle. İyice bu yüzeyine sürüyorum ben. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Ya kimisi diyor ki nokta nokta koyun böyle. Ama ben gene biraz fazla olabilir benim yaptığım. Yine de ben her yerine sürüyorum arkadaşlar. Bol bol şu kırık yerlere de süreyim. Yan cep çok önemliymiş ya. Bu benim kırılalı bayağı oldu. Ben o şekilde geziyorum. Hep elim bir oraya gidiyor yani. Oraya bir şeyler koyasın geliyor. Koymak istiyorsun yani. Dediğim gibi bu yapıştırıcının da ağzını iyice bantlayın. Yoksa bu donar arkadaşlar. Daha sonra bu şekil. Buraya oturtacağım bunu. Zaten tırnakları var. Görünürde. Bu şekilde de bantlayacağım bunu. Bu şekilde oturtuyorum. Zaten şimdiden oturdu bile. Biraz daha sıkayım hatta şuralara.
İyice güçlü yapıştırıcı. Gerçekten de tuttu. Öyle köşelere sıkıyorum arkadaşlar. Hemen beyazlamaya başladı bakın buralardan. Şimdi hemen bantlayayım bunu bir. Tripodum yok. O yüzden şu an tekimde. Çekebilecek kimse de yok. Şu şekil tutacak kadar gene de bantladım ben arkadaşlar. Bunu kağıt bantlarla yaparsanız daha güzel olacaktır. Ama benim elimde bu vardı. Bu da tutuyor. Şimdi spreyimi sıkıyorum. Şöyle. Bakın beyazlaşmalar oldu. Yani bu beyazlaşmalar olmasa daha iyi olurdu da. Zaten kırılmış malzeme diye çok fazla umursamadım. Bir de aşağıdan sıkayım şöyle. Alt tarafından. Spreyi bu şekilde uyguladım. Bayağı da tuttu sanki ya. Evet. Tuttu tuttu. Bu bantlara hiç gerek kalmadı ya. Hani tuttu çünkü. Ama sizin parçanız daha fazla kırıksa, tutmuyorsa bu şekilde böyle bantla tutturabilirsiniz. Bu bildiğin sapa sağlam oldu. Bakın. Bayağı buralarda spreyin izleri kaldı. Onları bir sileceğim. Yani geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Bakacağız. Bu yapıştırıcının ağzını da şu şekil hava almayacağını düşündüğüm şekilde bantladım. Çünkü içindeki şeyin donmaması gerekiyor. %80 ihtimal donmuyor. Ben bu şekilde yaptığımda nadiren hani donduğunu görüyorum bir sonraki kullanımımda. Bu şekilde kapattığınızda hava almayacak şekilde donmadığını göreceksiniz. Ya da şu kısmındaki yer donuyor. Buradaki. Orayı da iğneyle açıyorsunuz. Önemli olan bunun hava almaması arkadaşlar. Bu yapıştırıcıyı ben başarılı buldum. Gördüğünüz gibi sapasağlam oldu. Yani tuttu. Sağlam. Yani yenisini almaktan kurtulduk arkadaşlar. Bu da yani yanılmıyorsam 23 lira gibi bir fiyattı. Emin değilim ne kadar olduğundan. Şimdi bu spreyi sıktığım yerleri sildim de ıslak mendille o sprey lekeleri büyük ölçüde kayboldu arkadaşlar. Yapıştırıcıyı siz daha düzgün nizami şekilde uygulayabilirsiniz. Ben yani bu şekilde uyguladım ama temel olarak amacına ulaştı yani. Gördüğünüz gibi sağlam tuttu. İş görür hale geldi. Evet arkadaşlar bu videom da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.